Geçtiğimiz bölümde Kios'un altını üstüne getirdik ve Kios adasının da iki tane farklı uydu adası olduğunu öğrendik. Doğuda Inusa, batısında da Psara adası. Bu sefer Inusa'ya gitmeye karar verdik. Hem Kios'un kuzeyine doğru yol kat etmiş olacağız, hem dinleneceğiz, hem de Inusa'yı da görmüş olalım istedik. Inusa adasına doğru seyirdeyiz. Yaklaşık 1 saat 15 dakika gözüküyor. Tam da kafadan rüzgar alıyoruz. Hadi uzatmayalım yolumuzu. Motor seyriyle gidelim hızlıca dedik. Yelken açmadan gidiyoruz direkt olarak. Koca adayı altını üstüne getirdik. 2 gün motorla. Çok yorulmuşuz. Dün 9.30'da yattığımı, sabah 8.30'da kalktığımı biliyorum. 11 saat uyumuşuz yani. Kalimera, günaydın. Kalimera, Ömre Kaptan, günaydın. Inusa adasına doğru seyrediyoruz şu anda. Kuzeyli havamız var, 20 knot esiyor. Ama biz 20 dakika, yarım saate herhalde varmış oluruz, evet. Inusas aslında Kios adasının kuzeydoğusunda kalan bir adalar grubu. Bu adalar grubunun arasındaki en büyük adanın ismi de Inusa adası. Adanın ismi antik Yunanca'da şarap anlamına gelen Inos kökünden geldiğine inanılıyor. Bir başka versiyona göre de yerli halkın bugüne kadar adalarda verdiği isim olan söğüt ağacının eski adı olan Egnusa kelimesinden geldiği de rivayet ediliyor. Avrupa Çevre Koruma Ağı olan Natura 2000 ağının içinde yer alan adalar grubundan bir tanesi olarak da seçilmiş. Adanın limanına doğru ilerlerken iskele bordamızda bir deniz kızı heykeli bizi karşılıyor. Hem şaşırtıyor hem de böyle tatlı bir tebessüm konduruyor suratımıza. Ve bu şekilde de içeri giriyoruz. Burada ya bordo olacağız ya kıştan kara olacağız. Tonoz da var aslında ama tonozlara takmadan uzaktan demir atabiliriz. Şurası böyle küçük adalarla kapalı. Resmen lagun gibi şu anda. 9 adet küçük ada ve adacıktan oluşan bir adalar kümesi burası aslında. Bu adalar grubunun en büyüğü olan Inusa adası 14 kilometre kare. Tatilciler için harika bir dinlenme odası olarak öneriliyor. Gördüğünüz gibi limanda bizi karşılayan olmadı. Belki sezon sonu, belki normali budur. Olcay atladı ve şimdi kıştan kara bağlandıktan sonra bu adayı biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Tam biz bağlanırken uzaktan bir tane motorlu bir görevli, hatta sahil güvenlik görevlisi geliyor. Bizi karşılıyor, hoş geldiniz diyor. Sabırla bizi bekliyor. Bekledikten sonra evraklarımızın damgalarını, mühürünü atabilmek için bizi port polise davet ediyor. Adaya ayak atar atmaz harika bir pozitif izlenim edindik. Çok şeker, çok tatlı bir enerjisi var, çok sıcak bir enerjisi var. Şimdilik ilk başta bir port polise geldik. Onu da nerede olduğunu göstereyim. Port polis de hemen bu kilise ile restoranın ortasında bu bayraklı yer. Burada da çok güzel Glaros diye, yani Martı diye çok güzel bir köşede restoran var. Ona bir göz diktik açıkçası. Belki akşam buraya geliriz. Burada bir Bahriye Okulu var. Bahriyeliler için, yani kaptanlar burada yetişiyormuş. Kios'ta ise tekne ile ilgili teknik konularda eğitimler veriliyormuş. O gemicilikle ilgili. Ama burada hani Bahriyeli olmak için de bu tarafta okul varmış. Çok tatlı bir liman. Şu liman girişi. Böyle bir zigzag S çizerek limana giriyorsunuz. Güzel bir mendirekle kapatmışlar içeriye giren dalgaları. Burada ise Olcay'ın durduğu yerin arkasında da bir kapı var. Ancak o kapı o kadar sığ ki buradan giriş yapılamıyor. Burası resmen lagun gibi. Dışarıdaki havayı çok güzel engelliyor. Mendirek güneyli havaları kapalı. Burası kuzeyli havalara kapalı. Çok korunaklı görünüyor. Yani tam kaçış noktası belli bazı havalar için. Karşımızdaki küçük ada uzun yıllar boyunca verem hastalarına karantina niyetine ev sahipliği yapmış. Şimdi ise atıl kalmış, pek de kullanılmayan bir adalardan bir tanesi olmuş. Şimdi şurada liman içinde ufacık bir liman daha var. Burası tam bir balıkçı barınağı. Onun dış kısmı zaten lagunun kendisi. Buraya da kıştan kara veya abordo olunabiliyor. Bir de bu yakaya. Burası daha geniş yakası.
Biz bu yakıştan kara yaptık. Karşı yakada da feribot iskelesi olduğu için zaten orayı düşünmedik bile. Burada belli ki elektrik su da veriliyor. Pedestallar var sonuçta. Ama şu anda kışlamayı kapatmışlar. Son zamanlarda limanların fiyatlarını yazmıyorum. Neden? Çünkü kimse gelip de bize liman ücreti talep etmediğinden dolayı. Ama bu sezon dışı olduğumuz için olabilir. O yüzden hani bunu doğru referans almayın derim. Yanaştığımız yere iskeleyi bordolamak isterseniz rıstığın epeyce alçak. Uygun hazırlıkları yapıp bağlanabilirsiniz. Derinlik kıyıda yaklaşık 3,5 metre. Gerçi biz tonoz halatlarını görünce rüzgarı da öngörerek su altındaki tonozları takmamak için uzun zincir sererek kıştan kara yanaşmayı tercih ettik. Şimdi biz burayı tercih ettik. Tercih etmek durumunda kaldık. Bot da meğersem taksi botmuş, taksiymiş. Yani günlük adalara gidip geliyor Kios'a. Daha dün onu Lagada da gördük, taksi botu. Taksi botu rahat yanaşabilmesi için, burada yanaşıp ayrılması için oraya değil, bu yakaya gelin dediler. Biz de iyi tamam o zaman bu yakaya geldik. Hadi artık biraz da bu köyü gezelim. Buraları biraz daha keşfedelim. Sarp bir tepenin üzerine amfiteyatro gibi kurulu olan adanın güzel şehri İnusa'da yöresel ve lüks evler, dar sokaklar, taş döşeli yollar bizi resmen cezbetti. Antik dönemde şarapları, günümüzde ise armatörleriyle nam yapmış bir ada haline gelmiş burası. İyi misin sen? Evet, ne oldu? Çok tatlısınız. İkiniz de çok tatlısınız. Aferin size. Yüzmek için güzel küçük koyları olan, doğayı, denizi sevenler için plajlarla dolu bir güzel bir adaymış burası. Koylar arası sadece 18 kilometre olan asfalt yollar varmış. Dilerseniz onlara da yürüyerek ulaşmak veya bir araçla ulaşmak kolayca mümkünmüş. Ada çevresindeki ıssız adalara veya sessiz bakir koylarını ziyaret etmek isterseniz ister bot, ister kayık, hatta kanoda kiralayıp turlayabiliyormuşsunuz. Teknesi olanlar da uygun koylara demirleyip sessizliğin tadını oralarda çıkartabilirler. Günümüzde birçok zengin armatörün yazlıklarına ev sahipliği yaparak ününe ün katmış bir ada haline gelmiş. Ayrıca Sakız Adası'ndan deniz ve dalış turizmi konusunda rağbet gösterilen adalardan biri olmuş. Bu adanın nüfusu 1000 kişiyi geçmiyor. Bu adanın haneleri de oldukça bakımlı ve tertemiz. Restoran galiba şu an kapalı ama çok güzel bir yerde konumu. Ada binalarının bir kısmı harabe gibiyken geri kalanı neoklasik mimari yapısıyla epey özenli ve bakımlı bir halde. Evlerin çevresindeki çiçek bolluğu da buralara gelip de görülmeye değer bence. Adanın yüz ölçümü küçük olmasına rağmen adada bir denizcilik okulu olduğunu öğrenmiştik. Meğerse bu ada şimdiye kadar dünyaya denizlerine 1500'den fazla kaptan yetiştirmiş. Kız sayısı nispeten az ancak okul karma sınıflardan oluşuyor. Öğreniyoruz ki bu adada deniz lisesi, ticari denizcilik akademisi, yat kulübü, yani özetle denizcilikle ilgili her seviyedeki eğitim okulları bulunuyormuş. Ayrıca gezilecek güzel yerlerden biri de bu mükemmel ve ilginç olarak tarif edilen Deniz Donanma Müzesi'ymiş. Keşke kapalı olmasaydı da biz de bu müzeyi gezebilseydik. Londra'da ve New York'ta oturan büyük Yunanlı armatörlerin %30'u bu ufak adada yetişmiş. Bu milyarder armatörler zamanla atalarının doğduğu adaya geri gelmişler, yıkık dökük evlerini restore etmişler. Senede sadece 10-15 gün bu adada evlerine tatile geri dönüyorlarmış. Evlerin çevresinde geçerken bahçelerinin önünde milyon euroluk sürat tekneleri bezle örtülü şekilde görürseniz o yüzden de şaşırmayın. Adanın en ünlü armatörünün ismi Aristotel Onassis. 1906'da doğmuş İzmir Karataş'ta, 75 yılında da Paris, Fransa'da vefat etmiş. Bu iş adamı Onassis hayatı boyunca iki evlilik gerçekleştirmiş. Biri bir opera sanatçısı, ikincisi ise 68'de ABD Başkanı John Kennedy'nin dul eşi Jacqueline Kennedy ile evlenmiş. Kocası Aristotel'in ölümüyle dul kalan Jacqueline Kennedy Onassis'in ikinci soyadı buradan geliyormuş.
Neyse biz yine geri dönelim ada turumuza. Sakız'ın kaosundan sonra bu adanın sakinliği ve dinginliği bize çok iyi geldi. Bu arada bu adada irili ufaklı birçok kilise fark ettik. Bunlardan en dikkat çekici olanı şehir merkezinde bulunan ve içi motiflerle süslü olan güzel Agios Nikolaos Kilisesi'ymiş. Ayrıca şehirden 3 kilometre kuzeybatısında harika Evangelismos Manastırı'nı da görebilmek mümkünmüş. Bu manastır 1062 yılında iki armatör aile tarafından Bizans mimari tarzında inşa edilmiş. Şimdi biz de çok Kuzey Ege'ye çıkmıyorduk daha öncesinde. İlk defa 2 yıldır geliyoruz kuzeye doğru. O yüzden bilmiyoruz buraları. Bu mesela bu adayı hayatımda ilk defa duyuyorum. Adadan bilgi verelim. İnusu Adası bir nevi Koyun Adası diye geçiyor Türkçe'de. Türkiye'ye öyle yerleşmiş. İnusu Adası kendisi ufak adacıklarıyla, 9 tane ufacık adacıklarıyla birlikte bir ada kümesiymiş. En çok burada şaraplarıyla meşhurmuş İnusu Adası. Gemicilik üzerine dediğim gibi bahsetmiştim, Bahriye okulları var diye burada. Ay şunu kurtarmam lazım. Kuzum benim, sen ne yapmışsın seni? Gel şöyle dön, koy. Evet, devam. Burada epey denizci ve kaptan yetişiyormuş. Bu ada çok fazla Bahriyeli yetiştirdiği için iki tane önemli heykeli var. Bir tanesi denizlerin anası yanılmıyorsam heykeli. Buradan çıkan Bahriyeli çocukların ilk seferlerine veda etmek üzerine bronz bir heykel yapılmış. Deniz kızı heykeli ise onları karşılamak üzere hoş geldin demesi için yerleştirilmiş tam adanın girişindeki deniz kızı heykeli varmış. Sol elinde bir taç ve bir yelkenli gemiyle denizcilerin ebedi yol arkadaşı. Adayı keyifli ve güzel yapan şeylerden bir tanesi de güzel bakir koyları. Özellikle ana bu İnusu Adası'nın çevresindeki bulunan küçük adacıklara mutlaka gidip görülmesi gerekiyor deniyor. Hatta ister botla, kayık çekme, işte kanoyla, kayıkla vesaire çok giden var ve buranın keyfini bu şekilde çok çıkartıyorlarmış. Sakinliği, sessizliği en güzel şeylerden bir tanesiymiş. Yani özellikle dinlenmek için gelinirmiş bu odaya. Çünkü bir tarafında Midilli, bir tarafında Kios, bir tarafında İzmir, Çeşme arasında en sakin kalan yerlerden bir tanesi. Ve de çok yakın bizim ülkemize de. Biz bu odaya ilk defa geldik. Gelirken o bir kere böyle ilk alana girmeye başladığınızda böyle bir değişik bir huzur enerjisi geldi yani. Aa ne güzel yer falan diye birbirimize Ömre'yle söylerken şey oldu. Bir baktık deniz kızı heykelini gördük orada. Evet. Çok hoşuma da gitti. Adanın içeriğine doğru girdiğiniz zaman ben hissettim. Ömre de aynısını hissetmiş. İkimiz de böyle bir güzel bir enerji hissettik adaya geldiğimizde. Böyle bir mutluluk sanki vardı. Mutluluk vardı. Huzur verdi. Bunu söylemek istedim gerçekten. Belki diğer arkadaşlar da geldiğinde veya kişiler geldiğinde aynı hissiyatı yaşarlar mı bilmiyorum. Çok keyifli, güzel bir yer. Muhakkak sezonda daha da keyiflidir. Büyük ihtimalle şu an tabii sezon sonu olduğu için boş, sakin. Öyle bir enerjisi de var adanın bu arada. Evet. Burası Naftosinis Meydanı. Bu heykel de denize açılmış ancak geri dönmemiş tüm bilinen denizcilerin anısına yapılmış kaybolan denizci heykeliymiş. Onların yani denize açılıp da tekrar geri dönemeyen kaptanların anısına konulmuş özel ve özgün bütün denizde kayıp vermiş kaptanlara istinaden ithaf edilmiş önemli veya daha doğrusu anlamlı bir meydan burası. Kiyostan bir de zencefilli bira buldu Olcay. Güzelmiş. Avustralya birası ama. Evet. Bizim eski 70'li 80'li yıllardaki Tentudiot şişelerine benziyor. Birazcık tasarım çalışsalar güzel olur şişelerinde. Ama bence çok güzel. Ben lezzetini de çok sevdim. Daha çok zencefil tadı alıyorum biradan çok. Ginger beer. Gün boyu kapalı olan bu restoran saat tam 6'da açtı.
Ve biz de çok mutlu olduk çünkü buraya göz dikmiştik. Manzarası harika. Martı seslerinin eşliğinde burada yemek yiyeceğimize çok mutluyuz açıkçası. Coşmuş durumda martılar. Tam da restoranın ismine uygun şekilde Martı Restoranı Glaros. Akşam serinledi artık. Bir 8-9 derece resmen düştü. Gündüz tişörtle, şimdi ise polarlıyız. Çok romantik bir ada, çok sevdik. Hani her zaman boş mu böyle bilmiyorum ama çok keyif alıyoruz şu anda. İyi ki geldik dediğimiz böyle sakin, dingin adalardan bir tanesi oldu. Çok özleyeceğiz burayı gerçekten de. Güneş battıkça gökyüzünde bir şölen olmaya başladı. Buralar resmen sulu baya tablosuna dönüştü. Kalbimizde kelebekler uçuşuyor şu anda. Aslında gökyüzünün bu kızarması bizim önümüzdeki günlerde bir fırtınanın habercisi aynı zamanda. Biz bunun farkındayız. Şansımıza da bir güneyli hava basacak. Bu güneyli havayla da kuzeye doğru çıkarken bizim için seyrimizi kolaylaştıracak diye seviniyoruz aynı zamanda. Neyse, daha fazla konuşmayayım. Bu anın tadını çıkarmak için sizi yalnız bırakıyorum. Inusa'dan bu kadar. Yine bir sonraki adada tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. (Gülüyor)